dünyadaki zulümler, dünyanın birçok yerindeki bu gözyaşları, acı karın içerisinde, düşüncesinde bu vardır. Gidilen yerde menfaat elde ediliyorsa oraya giderler, menfaatini elde eder ama o bölge insanının gözyaşını, kanını akıtır, çeker gider. Bunu Osmanlı hiçbir zaman için yapmamıştır. Biz de aynı düşünce, aynı felsefeyi bugün yine aynı şekilde 689 yıl öncesinde olduğu gibi Osman Gazi'den, Çağlayan'dan sesleniyoruz. Bizler barış için varız. Bizler barış için bu etkinlikleri yapıyoruz. Ve bu barışı tekrar Türkiye'ye hep beraber güçlendiğimiz oranda öncelikle bölgemize ve komşularımıza bunu sağlayacaktır diyorum. Bu şenlik de bunun şenliğidir. Bu şenlik de bunun bir eğlencesidir. Bu şenliğimiz, eğlencemiz sürecek inşallah. Gelişerek, büyüyerek, dalga dalga yine Osman Gazi'den, Bursa'dan üç kıtaya yayılacak inşallah diyorum. Şenliğimiz hayırlı olsun. Hepinizi tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu sene 11.si düzenlenen Osman Gazi etkinliklerinin düğününe şahidiz. Biraz evvel düğün başladı, davullar, zurnalar, muhteşem bir rağbet var. Buraya biz de bu mutluluğa şahit olmak için geldik. Şimdi düğün alanından çıktık, oğlan evi olarak kızı almaya gidiyoruz. Devamı mikrofonlarımızda. Kardeşimiz ve Güllü kardeşimizi ömürler boyunca bunları mesut bahtiyar eyle. Ömürlerine bereket, rızıklarına bolluk ihsan eyle. Bir yastıkta kocamalarını nasip eyle. Allah'a ve Resulullah'a yakın eyle. Şeytan ve avanelerinden uzak ve hıfzu emin eyle. Hayırlı bol evlat nasip eyle. Huzurlu bir beraberlik nasip eyle. Adem aleyhisselam ve Havva annemiz misali, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice annemiz misali, Hazreti Ali kerremallahu vechhe ve Hazreti Fatıma annemiz misali, kendilerine huzurlu, hakka ve hakikate dayalı bir evlilik, beraberlik nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yere atıyoruz, kötü huyları burada kalsın. Kötü huyları burada kalsın. Eteklerimize ne varsa hepsini dökelim burada. Kötü bir şey gitmesin inşallah. İğneler gitsin. Aç dedikler evet. Şunları. Yere atıyoruz. Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Attık. Bu etkinliklerin amacı zaten eski gelenekler, adetleri bugüne taşımak. Tabii bunların çoğu unutulmuş. Şimdi her köyde kendine has bazı uygulamalar oluyor. Amaç bir şenliği yapmak, bir araya gelmek. Tabii bununla birlikte işte kız evden çıkarken arkasından su atılır, bazı yerlerde pirinç atılır. Ve şimdi burada da kötü alışkanlıkları, kötü huyları burada kalsın, baba evinde kalsın diye taş atılıyor yere. Bir de etekleri silkeleniyor. Böyle bir adet varmış burada eskilerin dediği. Onu temsil olarak uygulamış oluyoruz. Ve iyi niyetler, iyi dileklerle gelin gittiği yerde geçimini sağlasın, güzel geçim yapsın diye. Böyle bir adet. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Bunu burada temsil olarak yaşamış olduk. Ve şenliğimiz bu şekilde devam ediyor. Şu an gelinimizi aldık. Buradan Nilüfer köyümüze gideceğiz. Orada törenlere devam edeceğiz. Gelinimizi damat evine götürmüş olacağız. Peki konuşmalarınızda artık eski kültürümüzü yavaş yavaş kaybetmeye başladığımızı söylediniz. Yani köy düğünleri artık bir köşeye çekilip düğünlerde, düğün salonlarında yapıldığını söylemiştiniz düğünün ve bu tarz etkinliklerin de kültürünü tekrar yaşatması gerektiğini hatırlatmak amacıyla olduğunu söylemiştiniz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Tabii yani köylerimiz mahalle olsa da, şehre yakın olsa da geleneğini bence unutmaması gerekiyor. Yani tabii şehirde de olabilir, oraya gider ama burada köyünde kendi geleneğini bugüne taşıyabiliyorsa bu bir güzelliktir. Kendi kültürümüz adına güzelliktir. Biz bunu öneriyoruz. Bunun böyle olmasını istiyoruz. Tabii bu bir zorlama değil. Sonuçta bizim geleneğimiz. Onun da bilinmesi lazım. Gelecek kuşaklara aktarılması lazım. O açıdan bunları yapıyoruz. İyi de oluyor, olacak inşallah. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun.
Merhabalar, tanıyalım seni. Merhabalar, ben Emincan Sipahioğlu. Gelinin kardeşiyim. Heyecanlıyım şu an. Evleniyor, korkuyor da şu an. Hani yardımcı olmaya çalışıyorum. Birbirimizi hep savunuyorduk, koruyorduk. Şimdi tek kaldım. Hani kumanda kavgası kalktı aslında. Bir yandan mutluyum, bir yandan üzgünüm. Şu anda gelinin yanındayız. Gereken adetleri yerine getirdik. Kızı evinden aldık. Atın üzerinde şu an adet gereği. Düşüncelerini alacağız, bakalım nelermiş. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım seni. Büşra. Büşra'cığım, adet gereği yüzün kapalı. Yüzünü açamıyoruz artık nikahtan sonra. Korkuyor musun attan? Biraz korkuyorum, evet. Peki neler hissediyorsun? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Korkuyorum. Hem de... Ailenden ayrılacağın için üzgün müsün? Evet, o yüzden de bir üzüntü var içimde. Ama tabii yeni yuvanın getireceği mutluluklar var. Evet. Peki, mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Osman Gazi Belediye Başkanı'nın öncülüğünde gelini evinden aldık. Şimdi erkek tarafına gidiyoruz. Gelinimizi oraya götüreceğiz. Otobüsün içerisindeyiz. Alman vatandaşlarımız var ve Türk şarkılarıyla muhteşem eğleniyoruz. Elleri görelim. Kendi kendimizi indirmeye ama bilemiyorum, kendimiz hemen iner mi inmez mi? Bir yaklaşalım mı başkanım? Peki. Gelinim, beni iyi dinle. İndikten sonra geriye dönüş yok. Değerli başkanımız burada. Maşallah, kolları uzun. Allah daha daim etsin, başımızdan eksik etmesin. Arzun, isteğin, dileğin var mı? Bir daire. Başkanım buyur. Bir daire diyor. Ne yapıyorsun? Nilüfer mahallemiz bizim tabii Bursa'da en güzel, en gelişen, zengin mahallemiz. Muhtarım burada. Nilüfer'e dairenin lafı mı olur? Villa. Villa verdik. Villa bu kadar. Verdik. 500 metre arsa üzerinde. Hayırlı olsun. Sağ ol. Gelinim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Balayı falan istiyor musun? İstemiyorsun. Belliye aldın. Villa'yı aldın. Gerek yok. Evet, alkışlıyoruz ve başkanım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bir yastıkla koca sıkıyoruz ve alkışlıyoruz. Muhtarım, siz de yardımcı olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve nikah masasına doğru yürüyoruz. Nikah törenimize başlarken gelin hanım, sizden başlıyoruz. Adınız, soyadınız? Büşra Demir. Annenizin adı? Sevinç. Babanızın adı? Cafer. Kayınpederinizin adı? Mehmet. Doğru cevap. Hepsini bildi. Alkışlıyoruz. Damat peşleri tarayalım. Adınız, soyadınız? Gürhan Usta. Annenizin adı? Edriye. Babanızın adı? Recep. Kayınpederinizin adı? Sevinç. Derslerine çalışmış, burada bildi. Alkışlıyoruz. Gelin hanım, damat bey. Evlenme isteğinizi bizlere beyan ettiniz. Bizler yapmış olduğumuz inceleme nüfus kayıtlarına göre evlenmenize mani bir hal yok. Şimdi bu beyanınızı bir kez daha çok değerli konuklar ve uluslararası şahitler huzurunda tekrar sizlere soruyoruz. Gelin hanım, Büşra hanım. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu Gürhan Bey'e şöyle kabul ettiniz mi? Evet. Evet, hayırlı olsun, alkışlıyoruz. Gürhan Bey, sizler hiçbir etki ve baskı altında kalmadan hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu Büşra Hanım'a şöyle kabul ettiniz mi? Evet. Evet, hayırlı olsun. Kız evine gittik, adetleri yerine getirdik ve şu an nikahınız kıyıldı. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Şu an her şey bitti. Sayılır. Bazı adetler kaldı. Onları göreceğiz birazdan. Yani diyeyim, ömür boyu mutluluk inşallah. Nilüfer köyümüzü düzenlemeyi tercih ederek çok mutluyum öncelikle. Her şey bitti. Tüm halkımız adına gelenekler, görenekler tekrar onlarla ilgili bir şeyler yapılacak. Sunuyoruz. Bu kadar. Büyükşehir. Peki nasıl tanıştınız? Köy olduğumuz halde
Osman Gazi Köy, Belediye köyler Başkanı arası bir düğünde tanıştık. Yani düğün... Nasıl oldu ama? Genelde böyle olur yani. Köy, komşu köyde diğer düğün olur. Gidilir. Daha fazlasını orada artık ya, bu da bir adettir normalde. Tamam hayır orada gelini gördün be yani. Orada bir göz mü kırptın? Annene mi söyledin? Numaranı mı gönderdin? Yani göz kırptık. Sonra büyüklerimize söyledik. Onlar da aralarında hallettiler. Sen neler hissettin o anda? Zaten bir konuşmuşluğumuz vardı önceden. O şekilde aileler de uygun görünce o şekilde oldu.